Yayında mıyız? Hemen kontrol ediyorum. Sanırım yayındayız. YouTube'da şu an 0 kişi yazdı birazdan. 14 kişi gelmiş bile. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Birkaç dakika Merhabalar. toplanmayı bekleyeceğiz. Evet, herkes gelince başlayalım. Kendimi tanıtayım. Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ederim. İlginiz için çok teşekkür ederiz. Bugünkü konuğumuz Mehmet Altuğ Akgül. Konumuz web teknolojileri. Kendisi bizim için çok kıymetli bir sunum hazırlamış. Çok teşekkür ederiz. Umarım Ben keyifli teşekkür olur. Lütfen sorularınızı chat'e yazın arkadaşlar ve yayınımızı beğenip bize destek olmayı da ihmal etmeyin. Aklınıza takılan soruları yayın sonunda cevaplayacağız. Çok teşekkür ederiz. Herkese merhabalar. İstersen biraz daha bekleyelim. Birkaç Evet. dakika daha insanlar gelsin. Öyle başlayalım. 8'de başlarız. Tamamdır. Nasıl gidiyor? Nasılsın abi? İyi misin? Yoğun gidiyor oldukça. İyiyim. Enerjim yerinde. Bir şekilde hani yüksek bir enerjide devam etmeye çalışıyoruz. Hani yani olabildiğince hayat mücadelesinde sizler gibi aslında ilerliyoruz. Hani eskiden ben öğrenciyken şey derlerdim. Öğrencilik hani daha kolay hayatın getirmiş oldukları yanında diye. Bazen doğru, bazen yanlış geliyor bana bu. Çok yoğun olduğumuz dönemlerde evet buna katılıyorum. Ama hani daha standart kendi kişisel gelişimimize zaman ayırdığımız dönemlerde çok da şey yapmıyorum, hani katılmıyorum. Öyle hani çalışıyoruz, devam ediyoruz. Yoğunuz bu dönemde. Farklı projeler geliyor. Onları yapmaya çalışıyoruz. Farklı sunumlar oluyor. Farklı üniversitelerde dersler veriyoruz. Bu da güzel oldu benim için. Hani sizlerle bir arada olmak, sorularınızı cevaplamak bildiğim kadarıyla oldukça güzel olacak benim için de. Sizin Çok nasıl teşekkür gidiyor? ederim. Bizde de aynı özetledin. Koşuşturma, kendinizi Evet. geliştirmek, hayat mücadelesi. Evet, kesinlikle. Yani öğrenciliğin kıymetini şöyle bilmek lazım. Evet, biraz hani derslerin ve sınavların vermiş olduğu bir stres oluyor ama bu dönemi iyi bir şekilde, keyifli bir şekilde geçirip kendinizi de geliştirmeniz lazım birçok alanda. Çünkü ben şu anda geçmişe baktığımda üniversite döneminde kulüp faaliyetlerinde öğrendiğim birçok şeyi iş dünyasında kullanıyorum. Yani ister istemez kullanıyorum oradaki şeyleri. O yüzden üniversitenin kıymetini bilmek lazım. Dolu dolu geçirmek lazım bence. O nedenle bu dönemlerin tadını çıkarın derim. Derslerinize de odaklanın tabii. Hani sürekli olarak sosyal faaliyetler ya da ders şeyler değil ama her şeyi dengede götürmek oldukça güzel kazanımlar yaratıyor. Çok teşekkür ederiz abi bu tecrübelerini bizimle paylaştığın için. Evet, Gerçekten her çok zaman. kıymetliydi. Galiba toplandık hemen hemen. 30 Seni kişi daha falan var şu anda. almayalım Ben istersen. sizle bir ekran paylaşayım. Bir sunum hazırlamıştım. Şöyle yapalım. Sanırım geldi. Başlayabiliriz. Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz teker teker hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum herkese. Hani zamanınızı ayırıp akşamın 8'inde burada bulunmanız bence kıymetli açıkçası. O nedenle öncelikle teşekkür ediyorum herkese. Bugün web teknolojileriyle ilgili geçmişten bugüne neler olmuş, neler bitmiş, günümüzde ne gibi şeyler konuşuluyor, hangi frameworkler var, hangi kütüphaneler var, gelecekte neler olacak? Web teknolojilerinde cloud ne gibi bir önem arz ediyor? Bunlarla ilgili size bir sunum hazırladım. Olabildiğince sıkmadan, çok detay vermeden geçmek istiyorum. Sizler de bilgilenmiş olursunuz. Birçok kişi zaten bu bilgileri biliyordur. Ama üzerinden geçmenin çok bir zararı olmaz diye düşünüyorum. Ben kimim? Ben 1995 yılında Ankara'da doğdum. Mehmet Altuğ Akgül ismim. Elektrik elektronik mühendisiyim. Daha sonra işletmeden yüksek lisans yaptım. MBA yaptım. Şu anda yönetim bilişim sistemleri 4. sınıfım. Açık öğretim. İstanbul Üniversitesi'nde açık öğretimde okuyorum.
Seviyorum yani bir şeyler öğrenmeyi. Yönetim bilişim sistemlerini de yıllardır hani meraklı takip ediyordum. Güzel bir bölümdü benim açımdan. İstanbul Üniversitesi'nde olması güzel oldu. 4 yıl yaklaşık full stack developer'lık yaptıktan sonra Temmuz 2023'ten bu yana yaklaşık işte 3 ay, 3,5 ay oldu. Huawei Türkiye'de Cloud Engineer, Cloud Solutions Architect olarak devam ediyorum çalışmalarıma. Bugün ne konuşacağız? Kendimi tanıttım zaten. Daha sonra geçmişten bugüne web konuşacağız. Web teknolojileri neler? Web 1.0, 2.0, 3.0 neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Web teknolojilerinin geleceği neler? Kariyer ve iş fırsatları neler? Ve web teknolojilerinde cloud aslında konu başlıklarımız olacak. 1990 yılında CERN'de çalışan bir abimiz var. Tim abimiz. Bu abimiz diyor ki ben diyor bir programlama dili geliştireceğim ve aslında birçok insana bilgi sağlayacağım internet üzerinde diyor. O dönemler tabii internetin hani ARPANET vesaire bir ağ yapısı var, network var. Bunun üzerine bir şeyler, bir katman katıyor aslında ve HTML programlama dilini geliştiriyor. Daha sonra da bizim her zaman kullandığımız, halen kullanıyor olduğumuz WWW World Wide Web kavramı ortaya çıkıyor 1990 yılında. Daha sonrasında 90'lı yılların başları ve ortalarına doğru yaklaştıkça işte ilk tablo tabanlı web siteleri oluşuyor. Onu takip eden senede de işte görsel destekli web tarayıcıları daha çok ortaya çıkıyor. Bunlar işte imajları gösterebiliyor kullanıcılara. Daha sonra da işte 93'ün sonuna geldiğimizde yaklaşık 130 tane web sitesi var dünyada. Ve aradan çok geçmiyor. 1,5 yıl içerisinde bu sayı 130'dan 12 bine çıkıyor. Logaritmik bir şekilde ilerliyor. Çünkü internetin aslında bir bilgi paylaşım aracı olduğu ve insanların da bilgilerini paylaşmak istediği için halen de biz işte Medium makaleleri yazıyoruz, tweet atıyoruz, LinkedIn'de bir şeyler paylaşıyoruz. Bildiğimiz şeyleri diğer insanlara göstermeye çalışıyoruz. Ya da ticari olarak işte reklamımızı yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de hızlı bir şekilde bu sayı 130'dan 12 binlere çıkıyor. Daha sonra arama motorları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii burada 95 yılında JavaScript, daha sonra PHP'nin ortaya çıkması ve 96 yılında da bizim şu anda web sitelerinde halen kullandığımız web development'ta CSS'in de etkisiyle daha görsel tasarımlı şeyler, tasarımlar ortaya çıkıyor ve Macromedia Flash aslında piyasaya sunuluyor. Macromedia Flash'tan sonra Flash destekli bir sürü uygulama ortaya çıkıyor. Biz şu an görmüyoruz bunları ama o dönem Flash piyasayı ve internet alemini ciddi anlamda domine ediyor. Daha sonra da 98 yılında zaten Google yayın hayatına başlıyor ve halen de Google hayatımızdaki etkisini sürdürüyor. Tasarımsal bir devrim oluyor. İlk zamanlar web çok daha böyle read-only bir sistemken JavaScript ve CSS'in ortaya çıkmasıyla metinsel içeriklerin yanında daha görsel animasyona dönük içerikler de ortaya çıkmaya başlıyor ve aslında modern web siteleri ilkelden modernizme, modern web sitelerine doğru ilerlemeye başlıyor. Burada tabii Microsoft'un Netscape Navigator'ın karşısına Internet Explorer'ı sürmesiyle de aslında browser tarafında Microsoft galip geliyor ve tüm dünyada kullanılmaya başlıyor. Microsoft'un kullanılmasıyla da tabii ki daha doğrusu Microsoft'un güvenilir oluşu ve tüm dünyaya hızlı bir şekilde ulaşmasıyla da aslında internet alemine ciddi bir katkısı oluyor firmanın. 2000'lere geldiğimizde artık ticari potansiyeli de keşfediyor firmalar ve diyor ki yani sadece bilgi paylaşımı olmaz. Burada biz satış yapmalıyız ve bunu ciddi anlamda gelire dönüştürmeliyiz. Bu dönemde eBay, Amazon kuruluyor. Daha sonra Facebook ve MySpace temellerini atıyor. Bu dönemde yavaş yavaş kurulmaya başlıyor. Google zaten etkisine devam ettiriyor. Çünkü hani o dönemde Google gibi bir gelişme sizin web sitenizin dünyadaki herhangi bir kişi tarafından bulunabilirliğini sağlıyor. Çünkü hani biz bir web sitesi yaptık diyelim. Bunu nasıl paylaşacağız? Çevremize hani el broşürüyle dağıtabiliriz bunu ya da radyo reklamı verebiliriz. Ama orada da belli bir bütçemiz var ve herkese erişemeyeceğimiz için Google gibi arama motorları ciddi anlamda
reklamımızı yapıyor bizim sitelerimizin. Halen de duyuyorsunuzdur, Search Engine Optimization adında bir sektörde bir alt dal var, uzmanlık alanı var ve firmalar burada yarışıyorlar birbirleriyle ilk sayfada çıkmak için. Bir kelime yazıldığında daha iyi indekslenebilmek için bu alanda yarışıyorlar. Çünkü her bir tık belki de o firma için bir gelir, bir satış anlamına geliyor. Bu dönemde tabii düşük dar bant kullanımı olduğu için daha çok düşük boyutlu imajlara yönelik web siteleri ve içerikler var. Tabii geniş bant kullanımının artmasıyla YouTube gibi video paylaşım siteleri de ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü geniş bant kullanımı olmadan bu içerikleri tüketemiyoruz, izleyemiyoruz. Halen çok düşük hızlarda YouTube videoları açılmıyor yani şu anda bile. Aradan 30 yıl geçmiş. Geniş bant kullanımı ve 3.8 halen önem arz ediyor. Tabii burada YouTube gibi şirketlerin işte sıkıştırma kabiliyetleri, encoding kabiliyetleri de işin içine girdiğinde farklı bir rekabet var bu tarafta da. Şu anda YouTube'a günlük dakikada pardon 16-17 saatlik videolar ekleniyor. Daha sonra mobil cihazların ortaya çıkması ve insanlar tarafından kullanılmasıyla artık bizim widescreen'e uygun yani 1024x768'e uygun web sitelerimizi mobil cihazlarda o şekilde kullanamıyoruz artık. Çünkü bu kullanıcı deneyimi açısından çok çok güzel ve faydalı olmuyor. İnsanlar da hani o deneyimi yaşamak istemiyorlar. O nedenle artık firmalar ve geliştiriciler ne yapıyor? Mobil tarayıcılar için responsive tasarımlar ortaya çıkarmaya başlıyor. Burada tabii 2G ve 3G'nin kullanımı, daha çok 3G'nin kullanımıyla birlikte bizim akıllı telefonlara erişimimiz ve daha sonra da mobil cihazların her yerde olması aslında responsive tasarımların önemini ortaya koyuyor. Bu dönemde UI UX şu anda halen hızlı bir şekilde ilerleyen, yeni aslında 4-5 yıldır yazılım geliştirme yaşam döngüsüne dahil oldu UI UX. Ama şu anda gerçekten çok çok önem arz ediyor. Çünkü kullanıcının sadece içeriği tüketmesi değil, o sitede, o uygulamada yüksek bir ne derler, memnuniyete sahip olması gerekiyor. O nedenle UI UX bir uzmanlık alanı oluyor. Designerlar da kendini aslında kullanıcı davranışlarını analiz ederek tasarımlar yapmaya devam ediyorlar şu anda. Onun dışında Web 1.0, Web 2.0 ve Web 3.0 adında kavramlar var. Hepimiz duyuyoruz bunu. Web 1.0 ne? Daha çok basic web siteleri, read-only web siteleri. İçeriye giriyoruz, Wikipedia gibi aslında okuyoruz ve çıkıyoruz. Hiçbir şekilde geliştirme yapamıyoruz. HTML daha çok bu siteler ve yavaş yavaş Web 1'in sonunda da Amazon'un ortaya çıkması aslında biraz da eBay'in ortaya çıkmasıyla Amazon'la birlikte e-commerce tarafına da, e-ticaret tarafına da giriyor. Bu dönemde tabii JavaScript ve JavaScript'in aslında temelleri ortaya çıkıyor. Daha sonra Web 2.0'da sosyal uygulamalar, işte Facebook gibi uygulamalar ortaya çıkıyor ve yayılıyor. Bu dönemde işte mobile erişimimiz de daha fazla olduğu için daha çok içerik tüketiyoruz ve daha fazla bu dotcom balonunun olduğu dönem aslında sürekli olarak web uygulamaları, teknoloji devleri sürekli web'e yatırım yapıyor. Daha sonra mobilin ortaya çıkmasıyla mobile yatırım yapıyorlar ve hızlı bir şekilde web 2.0'la web kullanımı artıyor. Dünyada da internet erişiminin arttığı bu dönemde. Günümüzde de aslında web 3.0 konuşuluyor şu anda ve biz şu anda web 2.0'dan web 3.0'a geçiş hibrit dönemindeyiz diyebiliriz. Çünkü son birkaç yılda AI'ın da aramıza katılmasıyla Web 3'ün temelleri iyice demlenmeye başladı. Burada da semantik web var. Daha çok yani biz web sitesine girdiğimizde içerikleri kendimiz analiz ediyoruz. Orada bir içerik var ve biz analiz ederek aslında davranışlarımızı belirliyoruz. Bir kitap alacağız diyelim ki, giriyoruz, işte içeriklerini okuyoruz, fiyatını okuyoruz, satın alıyoruz. Ama semantik web'de web'in içerisindeki şeyleri aslında yapay zeka desteğiyle otomatik olarak anlamlandırılması, bilgisayarlar ile anlamlandırılması söz konusu oluyor. Ve bu decentralized apps'ler ortaya çıkıyor. Yani merkezi olmayan ve belli akıllı sözleşmelerle çalışan uygulamalar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Altı abi, çok özür dilerim, bölüyorum. Yok, ama slaytlar ilerlemiyor bizde. İlerlemiyor.
Aa, Evet. Bir de nerede kaldık görüş biz şu anda? en baştayız şu an. Gerçekten mi? Evet. Bir de Bu arada çok... görüntün gidiyor. Allah Allah. Ben ilerliyorum da keşke başta Yok, uyarsaydım. bölmek istemedim. Bir dakika. Niye öyle oldu acaba? Bayağı da geldik. Böyle yapalım. Ekran göstermeyi durdurayım. Hı. Bu pencereyi şu ekranı paylaşayım. Şu anda nasıl? Şu an Geliyor JavaScript mu? Hı, tasarımsal tamam. devrimsel. Hızlı bir şekilde o zaman tekrardan ilerleyeyim. Yani üzerinden geçeceğim sadece. Ben kimimi aslında birazcık özetledim. Bugün neler konuşacağımızı özetledim. Sonra işte World Wide Web kavramının ortaya çıkışını biraz anlatmaya çalıştım. 90'lı yıllarda işte burada web sitesi sayısı 130'dan 12 binlere çıktı. Daha sonra arama motorları hayatımıza girdi hızlı bir şekilde. Burada JavaScript, işte CSS gibi kavramlar ortaya çıkıyor. Macromedia Flash'la birlikte Flash o dönem domine ediyor web teknolojilerini. Daha sonradan tasarımsal bir devrim oluşuyor ve JavaScript'in de etkisiyle aslında daha görsel tabanlı web siteleri ortaya çıkıyor ve Microsoft işte burada Microsoft Explorer, Internet Explorer'ı piyasaya sürüyor ve insanların hızlı bir şekilde bu web sitelerini browse etmesini sağlıyor. Daha sonra 2000'li yıllarda artık sadece read-only sitelerle yetinmek istemiyor firmalar ve bunu bir gelir kapısı haline getirmeye çalışıyor. Amazon, eBay'in kurulduğu dönemler aslında 2000'ler. Burada Facebook, MySpace gibi platformlar da, sosyal medya platformları da ortaya çıkıyor. Daha sonra YouTube aslında ortaya çıkıyor ve bunun sebebi de geniş bant kullanımının yaygınlaşması. Geniş bant kullanımı olmazsa zaten biz bu içerikleri tüketemiyoruz. Halen de o şekilde internet hızımız çok yavaş olduğunda YouTube'da videoları izleyemiyoruz hiçbir şekilde. Daha sonra mobil için responsive tasarımlar gündeme geliyor. Çünkü mobil her şeyi mobilden ilerletiyoruz. Şu anda bile hani benim bazen izin dönemlerinde hafta sonu bilgisayarı hiç açmadığım oluyor ve her işimi mobilden hallediyorum. Mobil tarayıcıdan ya da mobil uygulamalardan hallediyorum. Bunun da getirisi şu oluyor. Artık tüm ekran tiplerine scale edilebilen uygulamalar yazılması gerekiyor. Responsive tasarımlar yapılması gerekiyor. Burada da UI/UX kavramı ortaya çıkıyor. Yani bizim gördüğümüz şeylerin yanında aslında kullanıcıların yani bizlerin deneyimi de çok önemli. Davranışlarımızın o site tarafından aslında anlaşılabilmesi ve bizi yönlendirebilmesi gerekiyor. Özellikle e-ticaret siteleri için bunu söyleyebiliriz. Daha sonra Web 1.0, 2.0 ve 3.0 kavramları çıkıyor. Bunları zaten biraz önce söyledim. Aynı şekilde Web 1.2.0, 1.1.0, 2.0, 3.0 bunda geçiyorum. Web 1.0'da günümüzde kullanılan uygulamaların ilkel halleri var aslında. İşte Google, MSN, Yahoo gibi uygulamalar var. Web 2.0'da daha çok interaktivite ortaya çıkıyor. Sadece read only değil. Biz bir şeyler de yazabiliyoruz, bir şeyler paylaşabiliyoruz insanlarla. Burada da işte Twitter, Snapchat, Spotify, ondan sonra Evernote, Skype. Burada gördüğünüz bütün her şey aslında Web 2.0 döneminde ortaya çıkıyor. Ve tabii ki Web 1.0 döneminden evrilen uygulamalar da var. Web 3.0 tarafında da kriptolarla ilgilenen insanlar varsa bunları zaten duyuyordur. Solana'dır, işte Coinbase, Ripple. Daha çok merkezi olmayan uygulamalar ve sadece akıllı sözleşmelerle iletişim kuran, herhangi bir yere bağlı olmayan uygulamaların web dünyasını domine edeceği dönemlere doğru gidiyoruz. Şu anda Web 2.0 ile Web 3.0 arasındayız. Yani hibrit bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum ben. Yavaş yavaş geçişler başladı aslında bazı şeylerde, uygulamalarda. Hani Web'in tarihçesiyle ilgili aslında söyleyeceklerim bu kadar. Biraz Web Framework'leri ve teknolojilerden bahsetmek istiyorum size. Stack Overflow'un her sene yaptığı bir anket var. Bu ankette de Web Framework'leri ve teknolojilerle ilgili şu şekilde bir kullanım oranları var. Mesela Node.js herkes duyuyordur. Node.js şu anda hani hem backend'de hem de bilgisayarda bilgisayarımızda frontend geliştirirken sahip olmamız gereken bir aslında derleme aracı. Node.js'i yani %42-65 burada kullanıcıların
Hatta şöyle girelim. Direkt göstereyim size. Böyle yapalım. Güzel bir sitedir bu. Bir de şey var. Onu da göstereceğim. Ekran geliyor değil mi? Bir sıkıntı yok şu anda. Evet, şu an geliyor. Tamamdır. Burada işte farklı farklı konu başlıklarında aslında şeyler, web frameworkleri ve işte library'ler karışık bir şekilde sunuluyor. Bunu inceleyebilirsiniz. Hani burada hani ben nereden başlayayım, neleri öğrenmeliyim, iş hayatında neler daha çok kullanılıyor derseniz, şu anda bir ilan açtığınızda, iş ilanı açtığınızda zaten şunları görüyorsunuz mutlaka. jQuery ya çok aktif olarak kullanmasa da hani PHP ile birlikte olan uyumu aslında halen piyasayı domine ediyor diyebiliriz jQuery'de. Ama Node.js, React, işte Angular, Express, Next.js mesela son dönemlerde Next.js çok fazla server-side rendering'in hayatımıza girmesiyle özellikle SEO friendly uygulamalar üretirken Next.js çok kullanıyoruz. Vue.js tabii ki kullanılıyor. WordPress mesela çok fazla kullanılıyor şu anda. Web'i domine eden paketlerden biri aslında WordPress, PHP ile birlikte. ASP.NET kullanımı hani devlet kurumları ve çok büyük şirketlerde halen yaygın. Çünkü geçmişten bugüne gelen bazı uygulamalar var ve bunların dönüşümü çok kolay değil. O nedenle ASP.NET'te yazılan sitelerin halen devam ettiğini görüyoruz. Burada Flask var. Flask Python'ın bir paketi. Python'la backend yazabiliyoruz aslında Flask'te. Django, Laravel. Bu Laravel PHP'nin, Django yine Python'ın bir paketi. Spring Boot var. Spring Boot Java'nın bir framework'ü. Bu şekilde gidiyor. Bu siteye girebilirsiniz. Güzel bir sitedir. Piyasada neler gelecekte de kullanılacak, neler halen kullanılıyor. İşte 71.802 tane response gelmiş buna ve bu şekilde bir araştırma yapılmış. Frontend frameworklerine baktığımızda da aslında bu da State of JS. Bunlar da her sene güzel sonuçlar yayınlıyorlar bizlere ve sektör nereye gidiyor aslında bir takım şeylerden haberimiz oluyor. Burada mesela React şu anda en üst sırada her zamanki gibi. Ama mesela Svelte hızlı ve agresif bir şekilde üst sıralara doğru yol almaya başladı. Çünkü gerçekten Svelte'in uygulamaları paketlemesi ve uygulamaları hızlı bir şekilde aslında render edebilmesi güzel bir alternatif oluşturuyor bize. Vue.js yine çok fazla kullanılıyor. Mesela Qwik yavaş yavaş yükselmeye başladı. Çok fazla kullanılmaya başladı. Şu anda görüyoruz bunları da. Yani insanlar aslında deneye yanıla bu frameworkleri keşfediyorlar ve diyorlar ki hani ben yeni yaptığım bir projede ben bu framework'ü kullanabilirim diyor. Genellikle startuplar ve yeni kurulan şirketler ve tabii ki side project yapan kişiler yeni frameworkleri daha çok şans veriyor. Ama köklü şirketler bu tip framework geçişlerinde biraz sancı çekebiliyorlar. Çünkü çok fazla business flow var orada ve hızlı bir şekilde işte Vue.js'ten Svelte'e geçiş yapamıyor. Ya da .NET'ten React'e geçiş yapamıyor. Bütün code base'ini her şeyini değiştirmesi gerekiyor. O alanda uzman kişileri işe alması gerekiyor vesaire. O nedenle yani hızlı bir şekilde bu dönüşüm olmuyor ama işte 4-5 yılda, 10 yılda ciddi anlamda yeni teknolojilere, modern teknolojilere insanlar ve şirketler uyum sağlıyorlar. Onun dışında mesela rendering frameworkları var. İşte server side rendering'in ortaya çıkmasıyla işte Next.js, SvelteKit, daha sonra Nuxt. Bunlar da rendering frameworkları olarak karşımıza çıkıyor. Ben şu siteyi de size göstereyim. Bu kişinin soru işaretlerini giderecektir bu site. Ciddi anlamda çok güzel bir site. Angular Turkey kanalında da güzel bir yayın yapılmıştı bununla ilgili. Ben de katılmıştım. Bütün frameworkleri tek tek analiz etmişlerdi. Şu şekilde şuradan mesela frontend frameworklerine giriş yapıp kullanım oranlarını yıl bazlı olarak mesela bakabiliyorsunuz. İşte önümüzdeki senelerde hangi framework'e yatırım yapmalıyım? Mesela çok fazla sorusu oluyor. Onun dışında hangi framework geçmişte, gelecekte unutulacak mesela?
Bu da çok fazla soruluyor. Genelde hani bir dilin ölmesi ya da bir framework'ün unutulması çok çok hani gündeme gelmiyor. PHP sürekli öldü vesaire muhabbeti oluyor ama PHP halen ayakta. Hiçbir dil ölmüyor. Sadece kullanımı düşüyor. Şirketler kullanmıyor. Modası geçiyor diyebiliriz. Ama hani yeni yeni gelişmelerle aslında bütün framework'ler hayatlarını hayat döngülerine devam ediyor bir şekilde. Ama yıllardır hani React, Vue.js, Angular piyasayı domine ediyorlar. Şu anda Next.js de hızlı bir şekilde atak yaptı ve çok kullanılan framework'ler arasına geçti. Ben ne kullanıyorum? Ben React kullanıyorum, Next.js kullanıyorum. Yani şu anda yeni bir projeye başlasam Next.js'le başlarım. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Bir dönem Svelte'le ilgilendim. Svelte de güzel, gayet güzel. Ama hani orada şey, bir noktada kaldım ve ilerlemedim. Çünkü bir şeyleri geliştirmeniz için yeni yeni projeler yapmanız gerekiyor. Şu dönemde de daha çok cloud tarafına yöneldiğim için hani kariyer path'i olarak core bir şekilde geliştirme yapmıyorum son dönemlerde. Hani bazı iç projeler oluyor. Orada tabii ki yardımcı oluyorum ya da doğrudan dahil oluyorum. Ama hani React Next.js şu anda güzel bir şekilde ilerliyor diyebilirim. Onun dışında web dünyasının geleceğinde neler olacak? Biraz bundan bahsedelim. Burada Accelerated Mobile Pages adı altında AMP'ler var. Yani bazı sitelere girip bakabilirsiniz aslında. Giriyorsunuz ve bir mobil uygulama yükler misiniz? Ya da ana sayfada görüntülemek ister misiniz gibi bir buton çıkıyor. Ona tıkladığınızda sizin uygulamalarınız arasında bu web sitesi bir mobil uygulamaymış gibi kendi logosuyla geliyor. Bu AMP aslında. Siz web sitesini bir şekilde develop ediyorsunuz ve paylaşıyorsunuz. Ancak farklı farklı işletim sistemlerine uygun mobil uygulamalar da yapmış oluyorsunuz bir nevi. Şey gibi hani iframe ile açılan web siteler gibi değil de daha mobile yönelik, mobile ve native uygulamalara benzer uygulamalar yaratılıyor şu anda AMP'lerle. Bu tarafı araştırabilirsiniz. Oldukça güzel web siteleri var şu anda AMP olarak. Onun dışında tabii AI hepimiz kullanıyoruz. Hani ChatGPT kullanmayan var mı aramızda? Herkes kullanıyordur diye düşünüyorum. Tabii ödevlerinizi yaparken çok kullanmayın. Hocalar çok sevmezler bir yerlerden böyle AI falan kullanılmasını. Ama genel olarak kendiniz proje yaparken, bir şeyleri araştırırken Google'dan çok daha iyi sonuç veriyor bazı şeylerde. Mesela çok çok spesifik örneklerde değil ama işte şu nasıl yapılır dediğinizde hızlı bir roadmap çıkarıyor size. Hani yemek tarifi veriyor gibi veriyor. Bu çok çok zaman kazandırıyor size. Çünkü Google'da bir şeyi ararken çok da değerli siteler çıkmıyor karşınıza şu anda. Özellikle hani son dönemde Google'ın da bir algoritma değişimi oldu sanırım. Çok çok başarılı sonuçlar vermiyor açıkçası. Google'ı çok beğenmiyorum son dönemde. Artificial Intelligence'ın hayatımıza girmesiyle daha hızlı ve doğru kodlama imkanı sağlıyor bize. Daha sonra low-code ve no-code platformlar ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş. Sürükle bırak yaparak aslında birçok uygulama yaratabiliyorsunuz. Farklı endpointlere bağlayıp hani end-to-end bir uygulama çıkarıyorsunuz çok hızlı bir sürede. Low-code, no-code platformları AI ile birlikte, AI desteğiyle birlikte önümüzdeki senelerde ciddi anlamda piyasayı domine edecek. Şimdiden söyleyeyim. Bu tarafa hani araştırma anlamında, bilgi anlamında yatırım yapabilirsiniz. SEO optimizasyonu sağlıyor bize. SEO çok önemli demiştik. Çünkü siz bir marka yaratıyorsunuz ve markanın bilinirliğini sağlamanız gerekiyor. Burada da arama motoru optimizasyonu işin içine giriyor. Daha sonra da learning curve tarafına girersek, learning curve'ümüzü düşürüyor. Siz bir dili öğrenmek için ChatGPT kullanabilirsiniz mesela. O dili ChatGPT ile birlikte öğrenebilirsiniz. Hızlı bir şekilde projeler ortaya çıkarabilirsiniz. Ve aslında AI'yı da bir nevi öğrenme aracı olarak, okul olarak kullanabilirsiniz. Web dünyası da bunu çok iyi bir şekilde kullanıyor şu anda. Web 3 ile birlikte merkezi olmayan uygulamalar, farklı farklı nodlarda merkezleri bulunan, daha doğrusu merkezleri, farklı farklı nodlarda belli parçaları bulunan uygulamalar, hepsi birlikte bir blockchain üzerinde iletişim kuruyorlar ve aslında merkezi olmayan uygulamalar ortaya çıkıyor. Web 3 ile birlikte de çoğu uygulama buna doğru dönmeye başlıyor. Bütün mesela sosyal medya uygulamalarının Web 3 alternatifleri var. İnternette araştırırsanız. İşte YouTube'un bile var şu anda ve para kazanılıyor. Yani kripto paralar kazanılıyor şu anda görüntüleme başına. Onun dışında serverless architecture. Yani sizin
infrastructure'la, altyapıyla ilişkinizin olmadığı, sadece belli fonksiyonları çalıştırdığınız uygulamalar çıkmaya başladı. Mesela işte şu anda diyelim ki bir uygulama yazdınız ve sadece siz o siteye girdiğinizde, login olduğunuzda bir SMS atıyor size. Bunu serverless architecture'da çok güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. İşte login olduğunda oradaki serverless fonksiyonu tetikle, daha sonra bana SMS attır gibi. Bütün bir uygulamayı değil de sadece uygulamanın içerisindeki fonksiyonları çalıştırdığınız mimariler var serverless'ta. Oldukça güzel bir mimari tipi. Son dönemde cloud platformlarının da ortaya çıkmasıyla ve bilinirliğinin artmasıyla serverless architecture şu anda çok fazla kullanılıyor. Bu IoT uygulamalarda kullanılıyor, chatbotlarda kullanılıyor. Daha sonra sizin kullanmış olduğunuz bu filtreler var. İşte atıyorsunuz, sizin karikatür şeklinde ya da animasyon karakteri şeklinde size bir dönüş yapıyor. Bu uygulamalarda genel olarak serverless architecture kullanılıyor. Onun dışında progressive web application'lar var. Burada da aslında şey gibi, AMP'ler gibi web uygulamaların mobil uygulama gibi çalışmasını sağlıyor. Burada da tabii HTML, yine JavaScript, Angular, CSS bunlar kullanılmaya devam ediyor. Quantum computing buna hani bu birazcık daha ileriki seviyelerde olacak. Çünkü burada kuantum bitleri kullanılacak ve çok karmaşık hesaplamalar web dünyasında kullanıldığında kuantum computing'e başvuracağız gibi duruyor şu anda. Araştırmalarda işin şu noktaya doğru gittiğini bize söylüyor. Onun dışında şu güzel bir grafik. Burada verinin bir tsunamisi var ve bu aslında geldi, gelmeye de devam edecek sürekli. Şu anda bakın 2010 yılındaki veri tüketimi ve data trafiğinin şurada olduğunu varsayarsak, bu sıfır değil de yani şurada arada bir şey. Şu anda 2030'a geldiğimizde çok üstel bir şekilde artıyor bu grafik. Ve aslında bunlar exabyte seviyesinde yıllık. Exabyte ne? 1 GB, 1 GB daha doğrusu okunuşu. 1 GB'ı dünya olarak düşünürsek, 1 EB güneş boyutunda, yani yaklaşık 1,2 milyar katı yani dünyanın. Bununla milyon ya da milyar. Bununla şu verileri çarptığınızı düşünün. Yani veri miktarı 2030 yılına geldiğimizde korkunç boyutta olacak. Bu da ne sağlayacak bize? Verinin kıymetli oluşu, veri işlemenin, veri analizinin kıymetli olacağını aslında bize gösteriyor ve web tarafının, web tüketiminin, data tüketiminin hızla devam edeceğini, bitmeyeceğini, bitirilmeyeceğini bize aslında gösteren bir grafik. Bunu da araştırabilirsiniz. Onun dışında hızlı bir şekilde cloud'un önemine de gireceğim. Ben hani dediğim gibi cloud üzerine çalışıyorum şu anda, cloud mimarileri üzerine. Burada web dünyasında özellikle e-ticaret platformlarında ve ölçeklenebilir uygulamaların gerektirdiği yerlerde cloud gerçekten elzem bir yer kaplıyor. Bunun sebebi de hızlı bir şekilde ölçeklendiriyorsunuz. Sizin bir altyapı maliyetiniz ve yatırımınız yok. Kaynak havuzundan veri çekiyorsunuz ve aslında uygulamalarınızı hızlı bir şekilde upscale edebiliyorsunuz. Kullanım düştüğünde de downscale edebiliyorsunuz. Böylece maliyet optimizasyonuna giriyorsunuz. Aslında şu ikisine burada değindim. Hiçbir şekilde altyapı yatırımı yapmıyorsunuz. Altyapınıza bir bakım masrafınız yok. 2-3 yıl içerisinde iyi ve doğru optimizasyonla kendini amorti edebilen uygulamalar geliştirebiliyorsunuz. Diyelim ki yılbaşı indirimi yapacaksınız ve bir e-ticaret platformunuz var. 10 tane sunucunuz var. Sallıyorum şu anda. 10 tane sunucunuz o anki yılbaşı indirimine dayanabilecek mi? Dayanamadığında ne olacak? Uygulamalar yanıt vermeyecek ve kullanıcı deneyimi açısından hiç güzel bir deneyim olmayacak. Cloud kullanılan yerlerde ne oluyor? Siz diyorsunuz ki benim kaynak kullanımım %90 olduğunda yeni makineler aç diyorsunuz. Yeni makineler açıyor size ta ki %90 olmayana kadar. Böylece siz gelen tüm kişileri, müşterileri, potansiyel müşterileri kazanıyorsunuz ve geri çevirmemiş oluyorsunuz. Bu da aslında aidiyet kavramını, müşteri aidiyetini ve müşteri memnuniyetini beraberinde getiriyor. Scalability o yüzden çok önemli. Onun dışında kolay erişilebilir oluşuyor. İnternet üzerinden herhangi bir yerden hızlı bir şekilde istediğiniz zaman verilerinize erişebiliyorsunuz cloud ortamlarında. Veri güvenliğine baktığımızda iyi bir şekilde özellikle authorization, authentication mekanizmasını iyi bir şekilde kurduğunuzda cloud platformları size verinizi şifreleme ve otomasyon imkanları tanıyor. Hani
bulut sistemlerinden veri çalınması tüm kurallara uyunduğu sürece çok çok zor. Hani sizin bir backdoor ya da bir açık bırakmanız gerekiyor. Onun dışında altyapısal olarak bir veri çalınması genel olarak gözlenmiyor. Kaynak bolluğu tabii ki herhangi bir şekilde bir uygulamanız var. Hızlı bir şekilde 1 dolarlık, 2 dolarlık bütçeyle uygulamanızı bir server kurup hızlı bir şekilde kaynak havuzunda uygulamanızı kurup test edip insanlara da gösterip POC'ler yapıp o sunucuyu 1-2 dolar maliyetle kapatabiliyorsunuz şu anda. Bizler de yapıyoruz Huawei Cloud'da gün içerisinde 10-15 server kurduğum dönemler oluyor şu anda. Bazı uygulamaları test etmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde uygulamayı sunucuyu kuruyorum. Daha sonra işim bittikten sonra sunucuyu terminate ediyorum, kapatıyorum ve bana maliyeti belki hani 1 dolar bile olmuyor. Çok çok daha az maliyetlere bunu halletmiş oluyoruz. Bu da oldukça güzel. Cloud tarafına bakmanızı tavsiye ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da cloud maliyetlerinin biraz daha azalmasıyla, kullanımın yaygınlaşmasıyla oldukça güzel bir alan olacak. Hem web tarafı için hem de mobil ve diğer uygulamalar için tavsiye ediyorum bunu da size. Onun dışında şu anda 1 milyarın üzerinde web sitesi var dünyada. Bunun %18'i aktif, %80'i inaktif. Aslında bir çöplük içerisinde bilgi arıyoruz. Bunu da düşünelim yani. Bulduğumuz tüm veriler, tüm bilgiler doğru değil. Güncel olmayan veriler de var. Ama her geçen gün bu miktar artıyor, artıyor. Her saniye 3 web sitesi kuruluyor. Her gün 252 bin web sitesi kuruluyor. Birçoğu bunların çöp olsa da web dünyası gelişmeye devam ediyor. Gelişmeye her zaman devam edecek. Hani mobille birlikte bir rakip gibi görülse de ikisi de birbirini destekleyen alanlar. Mobil geliştikçe web dünyası gelişecek. Web geliştikçe mobil taraf gelişecek. Böylece aslında anlatacaklarımı noktalıyorum. Yani sunum tarafında anlatacaklarımı noktalıyorum. Tüm sorunlarınız için, sorularınız için buradan bana ulaşabilirsiniz. Mail adresimden. Onun dışında LinkedIn'den takip edebilirsiniz beni. Twitter'dan Altuğ Akgül takip edebilirsiniz. Takip edenler vardır belki. Şu da aslında LinkedIn profilimin QR kodlu hali. Genel anlamda sunum aşaması olarak söyleyeceklerim bu kadar. Sanırım sizin soru cevaplarınız var. O yüzden ben paylaşımı durduracağım şimdi. Çok teşekkür ederiz Altı abi. Rica Gerçekten ederim, ben teşekkür çok ederim. çok kapsamlı ve verimli bir sunumdu. Çok emek vermişsin. Çok teşekkür ederiz. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Birkaç sorumuz var. Zaten sen her şeyi detaylıca anlattın, bize soru bırakmadın ama ekstra gelen sorular var. Öncelikle ben herkesin genel olarak sorduğu ama hala en çok merak edilen bir soruyu sormak istiyorum. Şimdi hepimiz günümüzde kendimizi çeşitli şekilde geliştirmeye çalışıyoruz ama bir firmaya girdiğimizde, iş görüşmesine girdiğimizde bizi öne atacak, böyle olmazsa olmaz dediğim bir adımımız ne olmalı sence? Hani tecrübene dayanarak soruyoruz. Evet, güzel bir konu. Bana da sürekli mesaj geliyor. Beni hani Twitter'dan takip eden arkadaşlar varsa özellikle juniorların ve stajyerlerin sesleri olmaya çalışıyorum. Birçoğu bana bazı konularda dert yanıyorlar ve bunu paylaşmak durumunda kalıyorum. Sessiz kalmıyorum yani. Ya özellikle biraz önce de hani sunumun başında da söylediğim gibi okul döneminde kendinizi olabildiğince geliştirmeniz gerekiyor gerçekten. Şu anda birçok rakip var bu alanda ve talihsizlik şu ki özellikle Covid döneminin getirmiş olduğu teknolojik anlamda büyüme firmalarda hem işe alım anlamında hem yatırım anlamında son dönemde küresel bir daralma, ekonomik daralma neticesinde yavaşladı. İnsanlar birazcık bu durumdan dolayı endişeleniyorlar ki haklılar. Çünkü firmalarda layoff yapıyorlar. Türkiye'de olsun, dünyada olsun farklı firmalardan işte küresel layofflar gördük yılın başlarında, yılın ortalarında. Ama hani hızlı bir şekilde kendimizi geliştirip, adapte edip, değişime açık olup, bir şeye de odaklanmayıp, öğrenmeyi öğrenip hızlı bir şekilde adapte olabilirsek farklı teknolojilere, açıkçası ben hızlı bir şekilde iş bulabileceğimizi ve kendimizi de gösterebileceğimizi düşünüyorum firmalara. Çünkü hani firmaların asıl sizden beklediği şey çok abartılı şeyler de geliyor bazen, evet görüyorum. Ama genel anlamda hani siz hevesli misiniz? Bir, öğrenme konusunda yeterliliğiniz var mı? Hızlı bir şekilde adapte olabiliyor musunuz? Dil biliyor musunuz?
Dokümantasyon okuyabiliyor musunuz? Aslında o büyük paragraflı steklerin içerisinde iş görüşmelerinde birçoğuna değinilmiyor bunların. Onlar yazılıyor ama orada İK uzmanının ya da teknik mülakata giren kişinin sizden beklentisi daha çok istek ve arzu ve uyum sağlama yeteneği aslında. Sizin bu dönemde öğrenciyken özellikle uyum sağlama yeteneğinizi, öğrenme yeteneğinizi, becerinizi geliştirmeniz gerekiyor. GitHub'larınızda gerçekten güzel projelerin olması gerekiyor gösterebileceğiniz teknik mülakat. Ya ben bunu yapmıştım. Hani ben bunu biliyorum değil de ya ben bununla ilgili bir web sitesi yapmıştım. Bununla ilgili bir mobil uygulama yapmıştım. Bir desktop application yapmıştım vesaire gibi bilginizi somut şeylere dökerseniz ya da mesela hekatonlar bu alanda çok güzel şeyler katıyor size. Belli hekatonlara katıldım ve işte şu ödülü kazandım. Şu tip çıktılar yaptık. 24 saat içinde şöyle bir uygulama yazdık gibi. İnsanların hızlı bir şekilde görüp analiz edip ha bu kişi bu şeyi biliyor ya da bilmeye açık, öğrenmeye açık diyebileceği bir noktaya gelmeniz gerekiyor. Çünkü çok iyi yetenekli arkadaşlar görüyorum. Biz mesela BTK Akademi ve Huawei işbirliğinde bir kodlama maratonu yaptık geçen hafta. Geçen hafta bitti. Yaklaşık bir haftada, daha doğrusu 3 gün tam dedike sürdü. 3 günde farklı projeler ortaya çıkardı arkadaşlar. Mesela o ekibe baktığınızda da farklı farklı alanlardan farklı kişiler, farklı bölümlerden, her biri bilgisayar mühendisi de değil, mimarlık okuyan da vardı, inşaat mühendisliği de vardı. Farklı bölümlerden yazılıma ilgi duyup farklı projeler yapmış kişilerdi. Oldukça yetenekli kişilerdi. Sizin arkadaşlarınızda, belki sizin aranızda da vardır coding maratona gelen. Evet, şu an var abi. Çok özür dilerim, bölüyorum. Bizim sohbet grubumuza da yazmış. 10 gün önce mentorluğunu yaptığım biri şu an seni izliyor. Çok mutlu olmuş. Öyle Ona ileteyim buradan. Adı da süper. Onur diye yanlış hatırlamıyorsam. Süper. Çok selamlar. Yani demek istediğim aslında çok büyük bir deniz bu, okyanus hatta. Biz de birçok şey bilmiyoruz. Hatta hiçbir şey bilmiyoruz. Şöyle hani bilginin genişliğine baktığımızda bildiğimiz şeylerin çok çok az bir miktar olduğunu görüyoruz. Ama burada kendimizi geliştirmemiz ve geliştirmenin yanında öğrenmeyi öğrenme becerimizi geliştirmemiz. Ben hep öğrenmeyi öğrenme konusuna takmış durumdayım. Sizlere de bunu söyleyeceğim. Çünkü her an yeni bir teknoloji çıkabiliyor ve buna uyum sağlamamız gerekiyor. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Sizlere de tavsiyem hani bir şeye bağlı kalmayın. Öğrenme yeteneğinizi geliştirin. Hızlı bir şekilde adapte olma yeteneğinizi geliştirin. Konfor alanınızdan hemen çıkabilin. Çünkü iş hayatında bunlar size hani yolsu elektrik olarak dönecek. Çünkü birbirinden bağımsız farklı projeler gelecek size. Ve bunu yapmanız gerekecek. Ortada bir sorun var. Bunu çözmeniz gerekecek. Hani belli standartlar içinde çözmeniz gerekecek. Ve buna uyum sağlamak için de uyum yeteneğinizin, hayatta kalma ve kriz yeteneği, kriz yönetim yeteneğinizin yüksek olması lazım. Hani ben bunları söylüyorum, yapabiliyor muyum? Yapmaya çalışıyorum. Hani elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Hani söylemesi kolay şeyler bunlar aslında. Ama uygulaması zor şeyler. Hani elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Bunları ben de kendime telkin ediyorum. Çünkü hani benim de öğrenmem gereken çok şey var. Bir listem var benim. İşte aylık, yıllık şunları öğreneceğim gibi hedefler koydum kendime. Bunlara bakıyorum zaman oldukça, fırsat oldukça, sosyal hayatımı aksatmadan, tamamen bilgisayara ve teknolojiye gömülmeden bunları yapmaya çalışıyorum. Yani sizlere de bunları tavsiye ediyorum. Asosyal olmadan her şeyi zamanında düzgün bir şekilde yapıp kendinizi geliştirip donanımlı biri olarak mezun olup sektörde yer bulabilirsiniz. Kimsenin umutsuzluğa kapılmasına gerek yok. Çok teşekkür ederiz abi, Yani. gerçekten çok içten bir cevaptı. İkinci bir sorumuz, Amazon Web Service dünyada çok popüler olmaya devam ediyor. Doğru. Türkiye'de de aynı şekilde böyle Doğru. ama Türkiye'de yeterli kaynak bulunmuyor. Sence bunun ilerisi ne olur? AWS ile ilgili mi yeterli Evet. kaynak bulunuyor? Ya şöyle, AWS ben de çalıştım. Huawei'ye girmeden önce AWS'te çalıştım. Biz farklı platformları inceliyoruz. Yani Google'da inceliyoruz. AWS'te inceliyoruz. Bir kere aslında kaynak var ama Türkçe kaynak çok az. Genel olarak IT sektöründe Türkçe kaynak az. Burada sizin İngilizce yeteneğinizin okuma yazma ve dinleme yeteneğinizin gelişmiş olması gerekiyor. Çünkü birçok şey İngilizce olarak sunuluyor. Hani AWS'le ilgili de çok fazla kaynak var. Kaynak yok diyen arkadaşlara çok katılmıyorum. İngilizce kaynak var, Türkçe kaynak yok. Bence İngilizceye yatırım yapılması burada bir key point yani sizin için. Çünkü mesela ben kendimden örnek vereyim şu anda. Günüm tamamen İngilizce ile geçiyor. Çünkü bizim çalışma arkadaşlarımız da
Çinli ve İngilizce iletişim kuruyoruz kendileriyle duruma göre. Onun dışında kaynaklarımız, maillerimiz hepsi İngilizce. Bir toplantıya giriyoruz İngilizce. Yani günüm Türkçeden çok İngilizce ile geçiyor. Bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Şu anda yapacağınız İngilizce yatırımı size çok güzel geri dönüşler sağlayacak. AWS ile ilgili, Huawei Cloud ile ilgili ya da Google ile ilgili de çok fazla kaynak var. Mümkün olduğunca İngilizce kaynaklara yönelin. Çeviri yapabilirsiniz belki. Şu anda Translate uygulamaları oldukça başarılı, güzel çeviriler yapıyor. Tabii hani İngilizce tabirleri doğrudan Türkçe'ye çevirmek çok başarılı olmuyor ama en azından hani olayın mantığını anlama açısından Translate kullanırsanız oldukça faydalı olacaktır. Onun dışında Huawei Cloud'da güzel bir dokümantasyon tarafımız var bizim. Bir dokümantasyon sayfamız var. Oraya da girebilirsiniz şu anda. Onun dışında Medium makaleleri yayınlıyoruz mesela. Medium makalelerinde de farklı servislerle ilgili bilgi sağlıyoruz. İngilizce yayınlıyoruz biz. Ben de İngilizce yazıyorum makalelerimi. Paylaşıyorum. Yine burada da hani İngilizce seviyeniz yeterli değilse çeviri kullanın diyorum. Ama İngilizce yatırım yapın mutlaka. Peki bu kaynaklara ulaşabileceğimiz bir yer var mı? Huawei'nin web sitesi ya da senin LinkedIn hesabın ya da Medium Evet, yazın. benim LinkedIn hesabıma gelebilirsiniz. Ben biraz önce paylaşmıştım. Hatta onun Bir soru daha gelmiş abi. LinkedIn'den. Hazırladığın slaytı paylaşmayı düşünüyor musun bizimle? Paylaşabilirim tabii ki. Hiçbir mahsuru yok. Sizinle paylaşırım. Siz bir şekilde ulaştırırsınız diye düşünüyorum. Değil mi? Tabii Kesinlikle tabii. çok teşekkür ederiz. Tamamdır. Ben onu bir mail atarım size. O şekilde ulaştırırız arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Bir sorumuz daha var abi. Machine learning, yapay zeka gibi alanlarda çalışmak istiyorum. Ayrıca buluta da ilgim var. Bunları birleştirerek iyi bir yol izleyebilir miyim? Tabii ki izleyebilirsin. APM ve loglama araçları hakkında bilgi verebilir misiniz? Şimdi şöyle, şu anda sizin çok fazla petabyte seviyesinde veriniz varsa eğer, petabyte seviyesindeki verileri işlemek için geleneksel makineler yeterli kalmıyor. Mutlaka ve mutlaka bir cloud ortamına ihtiyacınız oluyor. Çünkü petabyte seviyesindeki veriler maalesef makinelerimizi çökertir. Çok ciddi oranda veriler. Şu anda cloud servisleri, Huawei Cloud olsun, diğer farklı cloud ortamlarında machine learning'e yönelik uygulamalar ve servisler var. Mesela Huawei Cloud'da şu anda ModelArts adında bir servisimiz var bizim. Burada farklı modeller eğiterek aslında farklı API'larla uygulamalar yaratabiliyorsunuz. Araştırabilirsiniz bunu. ModelArts. İçinde mesela image classification da var. İşte text tanımlama olayı da var. OCR özelliği de var. Onun dışında farklı farklı özellikler de var model eğitimi anlamında. İnternetten bulmuş olduğunuz açık kaynak modelleri buradaki servislerin içerisine gömüp orada bir eğitim gerçekleştirdikten sonra bu modelinizi farklı uygulamalarda da kullanabilirsiniz. Yani ikisi birbiriyle aslında iç içe geçmiş bir yapıda şu anda. O yüzden hani cloud'la birlikte ML'i ve AI'yı çok net bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunu da araştırabilirsiniz. Huawei Cloud ModelArts. Bunu araştırın. Çok teşekkür ederiz. Bir tane daha sorumuz var. Eğer devam etmek istersen abi ya da Tabii ki, bitirebiliriz. tabii ki yok. Arkadaşlarımızın sorusunu Çok yanıtlayalım teşekkür ederiz. olabildiğince. Cloud Engineer pozisyonu özelinde adaydan beklenen giriş seviyesine teknik yeterlilikler nelerdir? Aslında biz şu anda cloud servislerde birçok farklı domainde çalışıyoruz. Burada işte DevOps süreçleri de olabilir, container süreçleri, network süreçleri, onun dışında geleneksel mimarilerden cloud ortamlarına migration'lar var mesela. Burada aslında önemli olan şey sizin network bilginizin temel seviyenin üzerinde olması gerekiyor. Linux kullanabilmeniz gerekiyor. Linux'ta çalışıyoruz çünkü birçok makinede biz. Onun dışında yazılım geliştirme yaşam döngüsüne ve bu kültüre sahip olmanız gerekiyor. Hani bir yazılım nasıl geliştirilir, nasıl sunulur, nasıl release edilir, nasıl test edilir, bunları öğrenmeniz gerekiyor. Onun dışında genel anlamda tabii ki programlamanın temellerini bilmek önemli. Çünkü bizim birçok arkadaşımız mutlaka mühendis kökenli. Bizim Huawei Cloud'da çoğunlukla yani %95 bilgisayar mühendisi, elektrik elektronik mühendisi arkadaşlar var. Herkes bir mühendislik eğitiminden geliyor. Yeni mezun da çok arkadaşımız var bizim. Hatta son dönemde çok fazla yeni mezun arkadaşımız şirkete geldi.
Siz de başvurabilirsiniz mezun olduğunuzda. Belki de ileride beraber çalışırız. Onun dışında ki tabii kendiniz olabildiğince geliştirin. Yani hani bakın mesela cloud servislerine bakın neler var. Bir server ne işe yarıyor? Bir server'ın portlarının dışarı açılması ne anlama geliyor? İki server birbirine nasıl bağlanıyor mesela? İşte virtual private cloud'lar var. Bunlar nedir? Temel kavramlara bakın mutlaka. İşte network nedir? Subnet nedir? Nedir? Bunun gibi sizin aslında okulda öğrendiğiniz şeylerin üzerine bir katman atıyoruz. Ondan sonra siz aslında kendiniz bir learning path'e başlıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Yeni işe giren tüm arkadaşlarımız da belli bir learning path üzerinden ilerliyor ve aslında servislere aşina oluyorlar. Çünkü yeni mezun olup çok deneyimli olmasını bekleyemiyoruz arkadaşlardan. Onlar da bizle birlikte tecrübe kazanıyorlar. Çok teşekkür ederiz abi. Bir tane daha sorumuz var. Daha önce hiç web proje yönetiminde görev aldınız mı? Bunun için bir eğitim aldınız mı? Web Ve hiç, proje çok özür dilerim. Hiç yazılım bilmeden bu alanda uzmanlaşmak mümkün mü? web projelerinde hiç yazılım bilmeden çok mümkün değil. Yani hani tam olarak soruyu anlamadım. Proje yönetiminden bahsediyor yoksa development'tan bahsediyor arkadaş. İkisi Proje yönetimi. için de proje yönetim. Proje yönetiminde aslında benim önerim bir programlama temelin olması gerekiyor bence proje yönetiminde. Neden? Çünkü özellikle bu süre yönetimi, süreç yönetiminde ve sürelerin belirlenmesinde, işte takımlara atanmasında proje yönetimi, proje yöneticisinin oldukça önemli bir yeri var. Burada programlama temeli oluşu, mühendis kökenli oluşu proje yöneticisine değer katar. Ama şu anda piyasada proje yöneticisi olup mühendis olmayan, programlama bilmeyen insanlar var ve oldukça güzel projeler de yönetebiliyorlar. Bu tamamen sizin proje yönetimi konusundaki bilginize, tecrübenize bağlı. Ama hani bilmeniz size fark katar. Sizin projenizde yer alan mühendislerin bir şeyi ne kadar sürede yapıp yapamayacağını iyi analiz edebilirsiniz ve projenizi daha iyi yönetebilirsiniz. O yüzden ya mümkün. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Abi gerçekten Rica çok ederim. çok verimli cevaplardı. Ben son bir soru sormak istiyorum kişisel olarak. Tabii. PHP öldü mü Altuğ abi? PHP ölmedi. PHP ölmeyecek de. Yani belli yazılım dilleri belli dönemlerde hani ne derler modasını yitirir. Moda olmaz yani. PHP halen bu arada devam ediyor. Hani WordPress kullanımıyla, Laravel kullanımıyla şu anda, Laravel güzel bir framework. Bunun kullanımıyla açıkçası şu anda halen dünyada oldukça sık kullanılıyor ve uzun bir sürede kullanılmaya devam edecek. PHP ölmedi. PHP uzun bir sürede ölmez diye düşünüyorum. PHP aslında hiçbir zaman ölmez ama modası geçebilir. JavaScript'in de öyle. Hani farklı bir dil çıkar ve JavaScript'in modası geçebilir. Yani her an her şey değişebilir. Çünkü biz IT dünyasındayız. Her gün yeni bir gelişme oluyor. Her gün yeni bir araç çıkıyor. Yeni bir framework çıkıyor. Burada işte belli bir yazılım diline sabit kalıp, belli bir framework'e sabit kalıp diğerlerini öte yana atmak çok çok iyi bir şey değil aslında. Ben de o eleştiriyorum yani hani PHP öldü mü diyenleri gördükçe. Ölmüyor arkadaşlar yani ölmüyor şu anda. Bakın mesela geçenlerde birisi işte WordPress üzerine bir plugin yazmış. Aylık diyor 1 milyon liraya geldi diyor gelirim. Mesela PHP ve bir şey daha öğrendim dedi. Bir plugin yazdım dedi öğrendikten sonra PHP ile. Onu satışa sunuyor dünyaya. AI destekli bir şey. İşte ChatGPT ile otomatik içerik üretici gibi bir şey. Hiçbir rakibi yok bu alanda. Ve PHP ile şu anda aylık 1 milyon lira gibi bir şey kazanıyor yani arkadaş. Buradan da tebrik ediyorum kendisini. Yani hani fırsatlar hiçbir zaman bitmiyor. Sadece bizim o fırsatları görmemiz gerekiyor. O fırsatları gördükten sonra bir sorunu görüp ya da bir sorun yaratıp o soruna çözüm bulmamız gerekiyor. Hani bu şekilde ilerliyoruz genelde. Ölmedi yani ölmeyecek de. Çok güzel özetledin abi, PHP ölmedi. Bir soru daha gelmiş abi. Frontend mi yoksa backend alanında mı temelimiz olmalı ya da full stack olarak mı girmeliyiz? Yani güzel. Ben full stack çalıştım dediğim gibi 4 yıl. Ama başta front end developer'lık yaptım bir süre. Daha sonra backend'e de birazcık merak saldım. Yani aslında sizin ilgi alanınıza göre başlamanız gerekiyor ve bence ikisine birlikte bakmanız lazım. Hani bir yazılım nasıl çalışıyor? Yani yazılıma işte kullanıcı geliyor, kullanıcı butona tıklıyor.
ya da form dolduruyor. Bu form nereye gidiyor? İşte kullanıcı login olduğunda ne oluyor? Buradaki iş akışını, business flow'u öğrendikten sonra aslında sizin nerede yer almanız gerektiğini anlayabiliyor olmanız lazım. O yüzden bence ikisine birlikte bakmanız lazım. Tabii learning curve olarak hangisi daha hızlı olur? Aslında bence ikisi de aynı ama biraz daha çetrefilli backend tarafı frontend'e göre. Frontend'in avantajı backend'e göre daha simple ve öğrenim eğrisi biraz daha hızlı. Ama mesela tasarım gözünüzün olması lazım. İşte iyi bir şekilde CSS yazmanız lazım. İyi bir tasarım yapmanız lazım. İşte pixel perfect tasarım yapmanız lazım. Birçok kişi de bu tasarım yeteneği olmadığı için ya da onlar hani üşendiği için bu tasarımı yapmaya backend'e yöneliyor. Backend üzerine çalışıyor. Backend'de daha çetrefilli şeyler var. İş akışları backend'den yönetiliyor. Hani sizin nerede olmanız ve kendinizi nerede konumlamanız isteğine göre değişiyor aslında bu. Bunun net bir cevabı yok. Çok kişisel. İkisine de bakın, ikisini de inceleyin. Farklı projeleri inceleyin. GitHub'da bir sürü repo var, bir sürü yani her dilden örnek projeler var. Bunları çekin, klonlayın, inceleyin, kendi projelerinizi yaratın. Hani ilk başta bir şeyleri öğrenmek için internette bir sürü klon var. İşte YouTube klonu, Twitter klonu vesaire. Bunları yapmaya çalışın mesela. Bunları yaptıkça o alana uygun olup olmadığınızı iyi bir şekilde anlıyorsunuz. Yani ben bu alana uygun değilim diyorsunuz. Mesela birçok kişi yazılıma başlıyor. Diyor ki ya ben kodlama sevmiyormuşum diyor. Farklı alanlara kayıyor. Yazılımın çok, çok çeşitli alanları var. Bunun testi var, UI UX designerlığı var, DevOps tarafı var, network tarafı var. Sadece şey değil, hani hardcore kodlama değil yazılım. Birçok alt komponenti var. Bunların hepsinin birleşmesiyle oluşuyor. O yüzden çok kişisel bir soru. İlla ki frontend'e başlayın diyemem. İlla ki backend'e başlayın diyemem. Araştırmanız lazım. İyi analiz etmeniz lazım. Farklı alanlarda da geçiş yapabilirsiniz bu arada. Yani frontend'ci olup backend'e de geçebilirsiniz. Full stack'te olabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Mobile'e de geçebilirsiniz. Yani çok kişisel bir soru. Çok teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Gerçekten Ben teşekkür ederim. kıymetli tecrübelerini bizimle paylaştığın için çok mutluyuz. Bizim için çok kıymetli bir etkinlik oldu. Umarım senin için de öyle olmuştur. Kesinlikle. Biz senin adına temaya ufak bir bağışta bulunduk. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Vakit ayırdığın için, Çok çok geldiğin çok sevindim. Çok sağ olun. biz Evet, dilimin teşekkür güzel ederiz. haberi oldu bu. Çok sağ olun. Katılan herkese, dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Hani akşam dinlenme saatinizi, kendinize ayıracağınız saatinizi burada bize ayırdınız. Çok sağ olun. Herkese başarılar diliyorum. Okul hayatında, iş hayatında ileride. Umarım birlikte de çalışırız. Güzel bir şekilde kendinizi geliştirin. Hızlı bir şekilde dünyaya adapte olun. Hiçbir zaman tek bir perspektiften bakmayın. Benim önerim bu. Değişime açık olun. Çünkü değişim her zaman var. Hani biz bile derken hani bir şekilde 3-4 yıl, 5 yıl sektörün içinde olan, yeni mezun olmayan insanlar da hızlı bir şekilde bazı şeyleri öğrenmeye alıyor kendini. Hani kapanıyoruz belki bir hafta bir teknoloji öğrenmeye uğraşıyoruz. Sizin bizden daha da motive olmanız lazım öğrenciyken. Çünkü şu anda hani bilgiyi biriktirme dönemi. İşe girişlerde de aslında bu bilgileri kullanacaksınız. Bunu unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum. Umarım Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. güzeldir. Akşamınız olur. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Her zaman ulaşabilirsiniz bana. Çok teşekkürler.